Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi. Programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, milletvekilleri ve eski meclis başkanları da katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, mecliste yeni bir çalışma döneminin başlayacağını belirtti. Yeni iç tüzük mesajı verdi. Bu dönemde birisi yıllardır konuştuğumuz meclisin yeni, demokratik, daha katılımcı ve söz haklarını genişleten, karar alma süreçlerini hızlandıran, yasama yapma kalitesini artıran yeni bir iç düzeye kavuşması için partiler arasında diyalogla süratle bu meselenin çözülmesini ümit ve temenni ediyoruz. Meclisin ikinci temel ödevi ise yeni anayasa yapmak olduğunu ifade etti. Yeni anayasanın tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi. Darbe ürünü anayasalarla Türkiye yönetilmiştir. Şimdi tekrar aynen 1921 anayasasında olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu mecliste vardır. 1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan bu mevcut anayasadan Türkiye'nin sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir. Bu bir fantezi değildir. Bu Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi için bir zorunluluktur. Program iftar yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla devam etti. Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir süre sohbet etti. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan meclisten ayrıldı. Kıymetli konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyor. Cumhurbaşkanı iftar sonrası Ankara'da bir kafeye uğrayarak vatandaşları selamladı. Afiyet olsun. Cumhurbaşkanı. Efendim. Adamsın adam. Afiyet olsun, afiyet olsun. Erdoğan'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Siz de geçin. Buyurun abi. Önce tek. Tamam. Osman sen dur. Cumhurbaşkanı oturduğu bir kafede bir vatandaşla telefonda video konferans yöntemiyle sohbet etti. Karşısında Erdoğan'ı gören vatandaş yaşadığı sevinci dile getirdi. Sağ ol. Yok sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle de çay içerek sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafe çıkışında da yakını hasta olan bir vatandaşla telefonda görüntülü görüştü. Allah'tan şifa dileyen Erdoğan, bize ne düşüyorsa gerekeni yaparız diyerek vatandaşa desteğini dile getirdi. Evladı da rahatsız ben buyurun. Evladı, evet başkanım. Yani bu konuda da bize ne düşüyorsa, hanım arkadaşlar vasıtasıyla bir düşüyorsa, doktorlarımızı da devreye sokalım. Tamam, başkanım.